Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte CRISPR'ın bizzat direkt olarak ülkemizde ürettiği yeni modeli BIA-F20'yi inceleyeceğiz. Şimdi öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum sizlere. CRISPR'ın bu Türkiye'de ürettiği ilk model, yani tamamen yerli ve milli bir telefon diyebiliriz bunun için. Biliyorsunuz başka markalar da hali hazırda ülkemizde üretim gerçekleştiriyor. Fakat bunlar yabancı markalar. Dolayısıyla bu telefonlara tam olarak yerli demek ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur tartışılabilir. Lakin CRISPR hem marka olarak biliyorsunuz bir Türk markası, hem de bu telefonu direkt olarak Türkiye'de üretiyor. Yani bu telefon safkan bir Türk malı diyebiliriz. Şimdi incelememize telefonun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Bu telefonda CRISPR delikli ekran tasarımına yer vermiş ki bence bu tasarım damla çenteye göre çok daha hoş görünüyor. Yan ve alt çerçevelerin gayet ince tasarlandığını söyleyebiliriz ki burada zaten %90'a yakın bir ekran gövde oranı yakalanmış durumda. Telefonu kendinize tuttuğunuz zaman sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonu bulunuyor. Sol tarafta ise arkadaşlar SIM kart giriş yuvamız mevcut. Alt tarafa geçtiğimizde Type-C girişi ve onun hemen yanı başında da 3.5 milimlik jack yuvamızı görüyoruz. Telefonun arka yüzünü çevirdiğimizde bizleri dörtlü bir ana kamera modülü karşılıyor. Bu ana kamera modülünün hemen yanında da parmak izi okuyucumuz mevcut arkadaşlar. Bu parmak izi okuyucusunun altında da CRISPR logosu yer alıyor. Buraya geçmişken, yani arka yüze geçmişken şundan bahsetmek istiyorum size. CRISPR burada mat bir yüzeye yer vermiş ve bu yüzey kesinlikle parmak izi bırakmıyor. Yani bu tasarım çizgisinin ve bu rengin gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz parlak renklerde parmak izi bırakması gerçekten büyük bir sorun. Bu mat beyaz, ki platin beyaz diye geçiyor, bunun gayet hoş bir şekilde göründüğünü ve parmak izi bırakmadığını, dolayısıyla kullanışlı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu arada kamera çıkıntısından da bahsedeyim. Yeri gelmişken kamera çıkıntısı öyle çok yüksek değil arkadaşlar. Dolayısıyla hani telefonu böyle masaya koyduğunuzda gördüğünüz gibi çok fazla yanlara bastırdığınızda herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor size. Biliyorsunuz bazı cihazlarda özellikle kamera çıkıntısı çok yüksek olduğu için telefonu masaya koyduğunuzda şöyle çok fazla oynama vesaire yapabiliyor. Fakat CRISPR BIA-F20'de böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi tasarımdan bahsettiğimize göre arkadaşlar sıra geldi teknik özelliklerimize. Bu telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Helio P35 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga setiyle bütün oyunları, yani şu anda hali hazırda uygulama mağazasında yer alan tüm oyunları sıkıntısız bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Örneğin biz buna Call of Duty Mobile yükledik ki biliyorsunuz Call of Duty Mobile hali hazırda telefonları en çok zorlayan oyunlardan bir tanesi. Bu oyunu sıkıntısız bir şekilde, gecikme olmadan, lag olmadan, donma, kasma vesaire olmadan rahat bir şekilde deneyimledik telefonda. Dolayısıyla eğer bu telefonu alırım, şu uygulamayı kaldırır mı, kaldırmaz mı gibi bir soru işareti varsa kafanızda, olmasın. Tüm uygulamaları, tüm oyunları bu telefonla rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Telefonda 4 GB'lık RAM bulunuyor ve 128 GB'lık da dahili depolama alanı mevcut. Burada dahili depolama alanına ayrı bir parantez açmamız lazım arkadaşlar. Çünkü BIA-F20'nin segmentinde yer alan cihazlara baktığımızda hep bazı modellerin 64 GB'dan başladığını görüyoruz. Dolayısıyla CRISPR'ın burada 128 GB'a yer vermesi önemli bir artı diyebiliriz. Şimdi gelelim telefonumuzun ekranına. CRISPR bu cihazda arkadaşlar 6.55 inçlik IPS LCD bir panel kullanmış. Sonsuz O ekran olarak isimlendiriyor CRISPR bu ekranı. Fakat bildiğimiz delikli ekran tasarımı, yani halihazırda akıllı telefonlarda en yaygın kullanılan tasarımlardan birisi. Ben bu tasarımı az önce de bahsettiğim üzere hani damla çentikli tasarımına göre daha böyle kullanışlı buluyorum. Ekran gövde oranı en azından biraz daha geniş oluyor. Ekranın akıcılığı vesaire gayet başarılı arkadaşlar. Yani menülerde gezinirken, uygulamalarda gezinirken, oyun oynarken vesaire ekran tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Işığa çıktığınızda vesaire ekran hemen kendini ayarlıyor zaten. Dolayısıyla böyle bir karanlıkta kalma, işte ekranı görememe gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Yani CRISPR'ın ekran tarafında da başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar teknik özellikler demişken kamera tarafına da bir değinelim. Bu cihazda 48 megapiksellik AI, yani Artificial Intelligence, yapay zeka destekli bir kamera yer alıyor. Burada 48 megapiksele 5 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de
derinlik kamerası eşlik ediyor. Elbette biliyorsunuz söz konusu kamera olduğunda böyle rakamların vesaire çok fazla bir önemi yok. Önemli olan ne? Bizim bu telefonda çektiğimiz fotoğrafların ya da videoların ne derece başarılı olduğu. Biz bu telefonla hem fotoğraflar hem de videolar çektik arkadaşlar. Dilerseniz şimdi sizleri çektiğimiz fotoğraf ve videolarla baş başa bırakalım. Böylece Casper Via F20'nin kamera tarafında ne derece başarılı olduğuna birlikte karar verelim. Arkadaşlar şu anda bu videoyu Casper Via F20'nin ana kamerasıyla çekiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda ofisimiz bizim 16. katta bulunuyor. Dolayısıyla biraz rüzgar da var. Fakat öyle rüzgar sesini çok fazla almıyor bu telefon. Zaten şu anda siz de benim sesimi net bir şekilde duyuyor olmanız lazım. Şöyle gördüğünüz gibi zoom da yapalım. Gördüğünüz gibi zoom olarak da biraz fazla yaptık tabii. Gayet başarılı bir kameraya sahip olduğunu söylemek mümkün. Evet, gördüğünüz gibi arka taraftaki kamera performansı bu şekilde. Peki ön kamera nasıl bir performansa sahip? Dilerseniz hemen bunu da canlı bir şekilde sizlerle test edelim. Şöyle telefonumun ön kamerasına geçiş yaptım şu anda. Video moduna geçiyorum. Evet, şu anda arkadaşlar Casper Via F20'nin ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Şöyle şunu yaklaştırayım, uzaklaştırayım. Ön kamerada da gördüğünüz gibi çekim yaparken herhangi bir sorun, sıkıntı vesaire yok. Yani akıcılık gayet düzgün. Siz de dışarıda eğer ön kamerayla bir çekim yapmak isterseniz karşınıza çıkacak olan görüntü ve ses kalitesinin bu şekilde olacağını söyleyebiliriz sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ön kamerayla da canlı bir çekim gerçekleştirmiş olduk. Dilerseniz bir iki tane selfie fotoğrafı çekmiştik. Bunlara da göz atabilirsiniz. Evet, kamera tarafını kapattığımıza göre gelelim bizim için önemli olan bir diğer noktaya. Biliyorsunuz günümüzde artık telefonların şarj olayı iyice can sıkmaya başladı. Özellikle bazı modellerde bir günü bile çıkarmayan batarya kapasiteleri kullanıcıları biraz bezdiriyor. Fakat Casper bu cihazında arkadaşlar 5000 mAh'lık bir bataryaya yer vermiş ki yine segmentine bir göndermede bulunmak istiyorum. Bu telefonla aynı segmentte yer alan cihazlara baktığımız zaman 5000 mAh'lik bataryalardan söz etmek çok da mümkün olmuyor. Dolayısıyla burada bataryanın yüksek seçilmesinin gayet kullanışlı olacağını söyleyebiliriz. Ben bu telefonu yaklaşık olarak bir hafta süreyle test ettim. Yoğun olarak kullandığım dönemlerde dahi, yani oyun oynadığım, internette gezindiğim vesaire dönemde dahi arkadaşlar 2 günü rahat bir şekilde çıkartıyor cihaz. O açıdan bir sorun yok. Yani ben bu telefonu alsam hani bir günde şarjı biter mi vesaire diye düşünmeyin. Bitmiyor. Eğer tam şarjınızı doldurduysanız, yoğun bir şekilde kullansanız dahi çok çok rahat bir şekilde günü çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Hatta dediğim gibi normal bir kullanımda 2 günü rahat rahat çıkartabiliyorsunuz. Hatta 3. güne bile bir nebze şarjınız kalıyor. Evet, şimdi genel olarak telefonumuzun özelliklerinden bahsettik. Gelelim akıllardaki bir diğer soru işaretine. Bu telefon kimlere hitap ediyor? Aslına bakarsanız arkadaşlar bu telefon günümüzde herkese hitap eden bir yapıya sahip diyebiliriz. Yani örneğin telefonda oyun mu oynamak istiyorsunuz? Gayet bütün oyunları oynayabiliyorsunuz. Telefonumun pili hemen bitmesin mi istiyorsunuz? Telefonun 5000 mAh'lik pili olduğu için zaten rahat bir şekilde günü çıkartıyor. Az kullanımda ise gün süresi 2'ye hatta 3'e kadar uzayabiliyor. Sosyal medya vesaire için bana bir telefon lazım diyorsanız aynı şekilde yine sosyal medya ve diğer ihtiyaçlarınıza da cevap verebilecek bir cihaz. Güzel fotoğraf çeksin, güzel video çeksin diyorsanız zaten video ve fotoğraf performansını sizlerle birlikte değerlendirdik. Onun dışında yerli üretim, yerli marka olsun istiyorsanız zaten şu anda Casper'ın tek opsiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde çıkan
yerli markalara baktığımızda hep Çin kökenli markalar görüyoruz. Casper ise dediğimiz gibi Türkiye topraklarında doğmuş bir firma. Evet arkadaşlar, bu incelememizde sizlerle birlikte Casper VIA F20 modelini değerlendirdik. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan soru işaretleri varsa alt kısımda bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.